Özdeş K ve L lambaları ile ideal ampermetre ve ideal voltmetreyi bir üretici şekilde gibi bağladığında lambaların ikisi de ışık veriyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Akım artı uçtan çıkarak şu şekilde devreyi dolanır. K'nın ve L'nin üzerinden geçer. K'yı yakar. Devreyi tamamlar. Voltmetreden akım geçmediği için akımın tamamı K'dan geçer. K'dan geçen akım I ise L'den geçen akım da yine I kadardır. Buna göre ampermetrenin gösterdiği akım değeri K lambasının üzerinden geçen akım değerinden büyüktür diyor. Hayır eşittir. Ampermetreden I geçiyorsa K lambasından da I kadar akım geçer. Ampermetrenin gösterdiği akım değeri L lambasının üzerinden geçen akım değerine eşittir. Evet ampermetrenin gösterdiği değer I, L'nin üzerinden geçen akımda da I. İkinci seçeneğimiz doğru. Voltmetrenin gösterdiği değer L lambasının uçlar arasındaki potansiyel farkına eşittir. Lambalar özdeşse dirençleri birbirine eşittir. Voltmetrenin gösterdiği değer K lambasının üzerinden geçen akımla direncin çarpımı yani potansiyeline eşittir. V eşittir, I çarpı R'dir. L'nin üzerindeki potansiyel VL'de de yine I çarpı R olduğu için voltmetrenin gösterdiği değer K'nın ve L'nin üzerindeki potansiyelleri ayrı ayrı eşittir. Üçüncü seçeneğimiz de doğru. Doğru cevap E seçeneği. Kuşlar vücut sıcaklıklarını sabit tutabilmek için kışın soğuk havalarda tüylerini kabartırlar. Buna göre 1-2-3 durumlarından hangileri kuşlarla ilgili yukarıda verilen durum ile aynı fiziksel ilkeye dayanır? Kuşların soğuk havalarında tüylerini kabartmalarının sebebi dış ortam ile vücut arasında boşluk koymalarıdır. Birinci seçenekte bina pencerelerinde kalın tek cam yerine aralarında hava boşluğu olan ince çift cam kullanılması da yine aynı ilkeye dayanır. Çünkü çift cam arasında boşluk vardır. Boşluk iyi bir yalıtım malzemesidir. İnsanların kışın koyu renkli elbiseler giymeyi tercih etmesi. Açık renkler güneş ışığını yansıtır, koyu renkler güneş ışığını üzerine hapseder. Dolayısıyla güneşten tasarruf edilmiş olur. Bu araya boşluk konmasıyla alakalı bir ilke değil, ikinci seçeneği eliyoruz. Binaların dış duvarlarında strofor köpük adı verilen yalıtım malzemelerinin kullanılması, köpük içerisinde bolca hava boşluğu bulunur. Bu da yalıtım için yine güzel bir malzemedir. Araya boşluk koyma ilkesiyle aynı sonucu verir. Üçüncü seçeneğimiz de doğru. Doğru cevap E seçeneği. Yapılan bir deneyde bir terazinin üzerine taşırma düzeyine kadar su dolu bir taşırma kabı yerleştirilmiştir. Taşırma kabına K cismi bırakılıp denge sağlandığında terazinin gösterdiği değerin değişmediği, daha sonra L cismi bırakılıp denge sağlandığında ise terazinin gösterdiği değerin değiştiği gözlemlenmiştir. Suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre K ve L'nin öz kütleleri aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir? suyun içerisine bıraktığımız bir cisim yüzer ya da askıda kalırsa kendi ağırlığı kadar sıvı taşırdığı için terazinin gösterdiği değer değişmeyecek. Çünkü ağırlaşma kaba gelen madde ile kaptan çıkan maddenin farkı kadardır. Ağırlaşma gelen eksi gidendir. Yüzer ya da askıda kalırsa kendi ağırlığı kadar sıvı taşırdığından ağırlaşma yapmayacak. O zaman birinci durumda öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük ya da eşit bir madde bırakılmış olabilir. Kan öz kütlesi 1, 0,5 ya da 0,5 olabilir. L cismi bırakıldığında terazinin dengesi bozuluyorsa ağırlaşma varsa o zaman cisim tabana oturmuş demektir. Bunun içinde. de suyun öz kütlesi 1 ise cismin öz kütlesinin 1'den büyük olması lazım. Bunu sağlayan tek seçenek 1,5 olacak. Doğru cevap A seçeneği. Bir bilgisayar simülasyonunda periyodiksel dalgaları üretilmektedir. Bu dalgalara ait model bilgisayar ekranında şekildeki gibi oluşmuştur. Buna göre ekranda belirlenen alanda gözlenen dalga sayısı 1-2-3 nicelikler hangileri tek başına değiştirildiğinde değişir. Ekranda belirlenen dalga sayısı dalga boyuyla alakalı bir durumdur. Dalga boyu lambda eşittir v çarpı t'dir. Dalga boyu dalganın hızına ve periyot ya da frekansına bağlıdır. O zaman Dalganın hızı değiştiğinde dalga sayısı değişir. Periyot ve frekans değiştiğinde dalga sayısı değişmiş olur. Birinci seçenekte ses kaynağın frekansı diyor. Frekans ve periyot aynı sonuca götürür. Periyotla frekans birbirinin tersi yani şu şekilde de yazılabilir. V bölü f şeklinde de yazılabilir. Ses kaynağının frekansı f'in değişmesi dalga boyunu değiştirir. Dalga boyu Büyürse mesela daha az sayıda dalga oluşmuş olur. O zaman birinci seçeneğimiz sonucu etkiliyor. Dalganın yayıldığı ortamın özellikleri. Dalganın yayıldığı ortamın özelliği dalganın hızını etkiler. Hız da yine dalga boyunu etkileyeceği için ikinci seçeneğimiz de doğru diyoruz. Ses kaynağının titreşim genelliği. Titreşim genelliği enerjisiyle ile alakalıdır. Dalganın taşıdığı enerji ile alakalıdır. Enerjinin değişmesi dalga boyunu değiştirmez, sadece genliği daha yüksek bir dalga elde edilmesi ya da daha düşük bir dalga elde edilmesine sebep olur. Şu şekilde daha yüksek genlikli ya da daha düşük genlikli dalga üretir. O zaman enerjiye yani genliğe bağlı olarak değişme elde ediyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıda verilen işlerden hangileri fiziksel anlamda negatif iştir? Bir haltercinin yerde duran halteri yukarı doğru kaldırması sırasında yer çekim kuvvetinin halter üzerine yaptığı iş. Halterci barı halteri yukarı doğru kaldırırken kendisi pozitif iş yapar ama yer çekimi halterciyi zorladığı için yer çekim kuvvetinin yaptığı iş negatif bir iştir. Zorlamaya yönelik. Birinci seçeneğimiz doğru yatay yerde itilen bir sandığa yer tarafından uygulanan sürtünme kuvvetinin sandık üzerinde yaptığı iş. Sandık üzerine sürtünme kuvvetinin yaptığı işte negatif bir iştir. Enerjinin azalmasına sebep olur. Sürtünme kuvveti olmazsa sandık daha büyük bir kinetik enerji kazanır. İkinci seçeneğimiz de doğru. Koparak dalından düşen elma üzerinde yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş. Elma dalından koptuğu anda yer çekimi elmayı hızlandırır, elmaya kinetik kazandırır. Yani yaptığı iş yer pozitif bir iştir. Üçüncü seçeneğimiz yok. Doğru cevap C seçeneği. Esnek bir ayna çukur ayna pozisyonunda tutularak aynanın odağına noktasal ışık kaynağı asal ekseni üzerine de şekildeki gibi opak küresel cisim beyaz bir perde konulmuştur. Bu durumda perde üzerinde tam bir yarı gölge oluşmuştur. Aynanın tepe noktasının yeri değiştirilmeden ayna şekildeki bir konumundaki gibi düzlem ayna haline getirildiğinde tam bir yarı gölgenin alanı nasıl değişir? Işık kaynağının kendisi yarı gölgenin dış sınırlarını belirler. Odak noktasında Bulunan kaynaktan çıkan ışınlar asal eksene paralel gideceği için şu şekilde ortada da bir tam gölge etrafında yarı gölge oluşur. Ayna düzlem ayna haline getirilirse ışık kaynağının yine belirlediği dış sınırlar değişmeyecek. Onu da yeşil ile çizelim. Şu şekilde kaynağın kendisinden gönderdik dış sınırlar değişmeyecek düzlem aynadaki görüntü şu noktada oluşur aynanın arkasında buradan ışın gönderdiğimiz zaman ışınlar genişleyerek gideceğinden tam gölge artmış olur tam gölge içeriden büyüyeceği için şu şekilde bir tam gölge etrafı yarı gölgeydi tam gölge içeriden büyüyeceği için tam gölge artarken yarı gölgenin küçülmesine sebep olur o zaman tam gölge artar yarı gölge azalır. Doğru cevap A seçeneği. Gösteri amaçlı dik silindir biçimli içi dolu D bir pasta yapılmıştır. Bu pastanın yatay bir düzlemde bir bütün olarak kendi içine çökmeden durabilmesi niceliklerinden hangilerine bağlı değildir. Pastada kullanılan malzemenin cinsi. Malzemenin cinsi dayanıklılığını belirlediği için malzemenin cinsine bağlıdır. Biraz daha sıvı bir malzeme kullanılmış olsa pasta çabuk çökecektir. Biraz daha katı bir cisim kullanıldığı zaman da pasta daha diri, daha uzun süre kalacaktır. O zaman malzemenin cinsi etkiliyor. Pastanın taban alanı diyor. Düzgün bir pasta yapılıyorsa bunun dayanıklılığını veren ifade taban alanı S yüksekliği H ise dayanıklılık S bölü V'dir. Yani kesit alanı bölü hacimdir. Kesit alanı S. Hacmi de bunun taban alanı çarpı yüksekliktir. S'ler birbirini sadeleştirirse 1 bir bölü H kalır. O zaman pastanın taban alanı sonucu etkilemez diyoruz. Sadece yüksekliğe bağlıdır. Pastanın yüksekliği. Evet yükseklik sonucu etkiliyor. Yüksekliği fazlaysa dayanıklılığı azdır. Mesela deprem bölgesinde yüksek katlı binalara izin verilmemesinin sebebi yükseklik arttıkça dayanıklılığın azalmasıdır diyoruz. O zaman üçüncü seçeneğe bağlı hangisine bağlı değil dediği için yalnız iki olacak. Doğru cevap B seçeneği. Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tanecikler arası etkileşim güçleri ihmal edecek kadar küçüktür. Bu doğrudur. Gazların tanecikler arasındaki etkileşim çok çok zayıf olduğundan dolayı genellikle ihmal ederiz. İdeal gazlarda ise sıfır kabul edilir. Birbiriyle ancak belirli oranlarda karışabilir yanlıştır. Bütün gaz karışımları her oranda olur. Bulundukları kabın hacmini tamamen doldurup kabın şeklini alırlar doğrudur. Gazların şekli ve hacmi yoktur. Kabın şeklini alırlar. Soğutulup sıvılaştırıldıklarında potansiyel enerjileri azalır doğrudur. Gaz sıvıya geçtiği zaman potansiyel enerjisi azalır. Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerjileri artar doğrudur. Sıcaklıkla ortalama kinetik enerjileri doğru orantılıdır. Doğru cevap bu durumda. Yalnız sorulduğu için B seçeneğidir. Ozon tabakası ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Güneşten gelen zararlı ışınları tutar. Bu doğrudur. Güneşten gelen zararlı ışınları geriye yansıtır. Dünyamıza girmesi engel olur. Özellikle kloru, floru, karbonlar tarafından zarar görür. Doğrudur. Bunlar ozon tabakası incelten gazlardır. Reaksiyona girerek ozon tabakasının incelmesine neden olur. Yok olması veya zarar görmesinin neden olacağı temel olumsuzluk asit yağmurlarının artmasıdır. Bu yanlıştır. Temel olumsuzluk ultraviyole ışınlarının dünyaya kadar girmesi ve e, bir takım hastalıklara, kanserlere neden olmasıdır. Doğru cevap burada 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıdaki maddelerden hangisi oksijen elementi içermez? Yemek sodasının formülü NaHCO3'tür. Zat yağının formülü H2SO4'tür. Kostein formülü NaOH'tır. Kezdab'ın formülü HNO3'tür. Tuz ruhunun formülü HCl'dir. Görüldüğü gibi burada tuz ruhunda oksijen yok. Diğerlerinde var. Doğru cevap E seçeneğidir. Ağzı kapalı bir kapta 40 gram kalsiyum karbonat bileşiğinin kütlece %80'e tepkimesine göre parçalanıyor. Buna göre son durumda kaptaki toplam kütle kaç gramdır? Ağzı kapalı bir kap olduğundan dolayı burada madde kaybı olmayacaktır. Toplam kütle başlangıçta kütleyle aynı olacaktır. 40 gramsa son durumda da 40 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Etil alkolün suda çözülme sırasında çözücü ve çözünen arasındaki baskın etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Etil alkolün yapısındaki OH'tan dolayı etil alkol molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Etil alkol molekülleri ile su molekülleri arasında da hidrojen bağı oluşur. Dolayısıyla e, hidrojen bağı diyebiliriz burada. Etkin etkileşim türü çözülmede doğru cevap D seçeneğidir. <laughs> Kristal yapısı yukarıda verilen X'ye bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kristal yapısı yukarıda verilen Xe bileşinin iyonik bağlı bir bileşik olduğunu görüyoruz artı eksi iyonlar birbiri üzerine istiflenmişler görüldüğü gibi. Soluç özelliğinde iyon dipol etkileşimleri etkindir Bu doğrudur. Çünkü suda çözüldüğü takdirde e, iyonlarına ayrışır ve dolayısıyla iyon dipol etkileşimi olur. Kristal örgüde her bir x artı iyonu sadece çevresindeki bir tane y eksi iyonu tarafından çekilir. Bu yanlıştır. Görüldüğü gibi bir tane x artı iyon etrafında çok sayıda e, y eksi iyonu var. Aynı şekilde bir tane y eksi iyon etrafında çok sayıda x artı iyonu var. Bu yanlış olur. Kimyasal tür olarak iyon içerir doğrudur. Doğru cevap bu durumda 1 ve 3 oldu. Doğru cevap C seçeneğidir. Uyarılmış demir atomu emisyon gerçekleştirerek temel hale dönmüştür. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Uyarılmış demir atomu temel hale dönerken etrafa enerji yaymıştır. Enerji veren bir olaydır. Bu doğru. Çünkü yüksek enerji durumdan düşük enerji duruma geçmiştir. Aradan kifar fark kadar da etrafa ışık enerjisi yaymıştır. Demirin potansiyel enerjisi artmıştır. Bu yanlıştır. Demirin potansiyel enerjisi artmamıştır. Daha düşük enerjide hale geldiğinden dolayı potansiyel enerjisi azalmıştır. Demir atomu daha kararlı hale gelmiştir. Doğrudur. Demir atomu daha kararlı hale gelmiştir. Çünkü elektronlar temel hale dönmüşlerdir. Temel hal bir atomun en kararlı halidir. Uyarılmış halse kararsız haldir. Doğru cevap 1 ve 3 C seçeneği olur. Bir karakterle ilgili iki alelin fenotipteki etki derecelerinin aynı olması durumu eş baskınlıktır. D seçeneğinde var. Popülasyonlarda bir karakterin kalıtımından ikiden fazla alel çeşidinin bulunması durumu çok alellik olarak adlandırılır. Gen dizilimlerinin değişmesine neden olan durumlar sonucunda yeni gen kombinasyonlarının oluşması ise rekombinasyon olarak adlandırılır. Eşleştirmeyi yaptığımızda cevabın D olduğunu görürüz. çok hücreli bir mantar türü mantarlar alemi içerisinde. Solenter türü ise hayvanlar alemi içerisinde incelenir. Her ikisi de zarla çevrili şekilde ve zarlı organellere sahiptir. Yani ökaryot hücre yapısındadır. Çok hücreli mantara bir, sörentere de iki numarayı verelim. Kitin polisakarit sentezleme. Mantarlar aleminin özelliğidir. Mantarlarda da hücre zarının dışında kitinden yapılı. Hücre çeperi bulunur. Hayvanlarda ise hücre çeperi bulunmaz. Bu yüzden bu özellik ortak olamaz. Çift zarlı organel bulundurma ortaktır çünkü her ikisi de ökaryot hücre yapısına sahiptir. Hücre dışına sindirim enzimi salgılama çürükçül mantarlar için doğru olur. Aynı zamanda sörenter için de doğru olur çünkü sörenter de hücre dışına salgıladığı enzimlerle aldığı besini hücre dışında sindirebilir. Hücrelerinde glikojen depolama mantarların, hayvanların, bakterilerin, arkelerin ortak özelliğidir. Eşeğsiz olarak üreyebilme çok hücreli bir mantarda ve sörenterde ortak olabilir. Çok hücreli mantar sporla eşeğsiz olarak çoğalabilir. Sörenter türü de yine bazı eşeğsiz üreme yöntemleriyle örneğin tomurcuklanma ile eşeğsiz olarak çoğalabilir ya da rejenerasyon ile çoğalabilir. Bu durumda ortak olamayan özellik kitin polisakariti sentezlemedir. Kitin polisakariti sentezleme özelliği sadece mantarlara ait bir özelliktir. Hayvan türlerinde kitin sentezi yoktur. Cevabımız A seçeneği olur. Yeni oluşmuş bir hücrenin büyüyüp geliştikten sonra bölünerek yeni yavru hücreler meydana getirmesi sürecine hücre döngüsü denmektedir. Hücre döngüsü interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki bölümden oluşur. Hücre döngüsünün evreleri ile ilgili olarak açıklamalardan doğru olanlar soruluyor. Mitotik evre karyokinez ve stokinez olmak üzere ikiye ayrılır. Karyokinez çekirdek bölünmesini, stokinez ise stoplazma bölünmesini ifade eder. Stokinizin yani stoklazma bölünmesinin gerçekleşmesinden itibaren başlayan interfazın G1 evresinde sentez ve yıkım reaksiyonları yani metabolizma devam etmektedir. Bir doğru olur. Interfazın S evresinde ise DNA'nın replikasyonu gerçekleşir yani DNA kendini eşler. DNA'nın kendini eşlemesiyle DNA miktarı iki katına çıkar. Bu evrede aynı zamanda hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenmesi de gerçekleşir. S evresinde hücredeki DNA ve RNA miktarının değişmediği yanlış olur. Çünkü DNA'nın kendine eşlemesiyle DNA miktarı iki katına çıkar. 2 bu yönüyle yanlış olur. G2 evresinde hücre büyümeye devam eder ve mitoz için son hazırlıklar tamamlanır. 3 doğru olur. Mitotik evrede hücrenin kalıtsal bilgisinin tam bir kopyası yeni oluşan çekirdeklere geçer. Çünkü mitotik evrede çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Ardından da stoplazma bölünmesi gerçekleşir ve 4 de bu durumda doğru olur. Buna göre cevabımız 1, 3 ve 4'ün olduğu D seçeneği olur. Bir hücrede karbonhidrat metabolizması sonucu 100 molekül su açığa çıktığı belirtilmiş. Karbonhidratlar glikoz monomerlerinden oluşur. En sayıda glikozun birleşerek karbonhidratı oluşturduğunu düşünelim. Glukozlar glikozit bağıyla bağlanır. Her bir glikozit bağı oluştuğunda bir molekülde su açığa çıkar. N molekül glukoz kullanıldığında N-1 tane glikozit bağı oluşur ve N-1 molekül su açığa çıkar. Su molekülünün açığa çıkan su molekülünün 100 olduğu verilmiş. Yani N-1 100. Buradan N'in 101 olduğunu buluruz. Yani 101 molekül glukoz kullanılmış olabilir. Dolayısıyla 100 glikoz içeren glikojen sentezlenmiştir. Yanlış olur. 100 glikoz içeren glikojen sentezlenmiş olsaydı 100 glikoz molekülü arasında 99 bağ oluşur, 99 molekül su açığa çıkardı. Bu yüzden A seçeneğini eliyoruz. 101 molekül glikoz içeren nişasta hidrolize edilmiştir. Burada hidroliz dediği için yanlış olur. Çünkü hidrolizde su açığa çıkmaz. Tam tersine su kullanılır, tüketilir. Bu yüzden B seçeneğini de eleyebiliriz. 100 glikoz içeren kitin sentezi olamaz. Çünkü 100 glikoz içermesi durumunda 99 molekül su açığa çıkmalıydı. Maltoz bir disakkarittir. 2 molekül glikozun birleşmesiyle oluşur. Glikoz artı glikoz maltoz artı su yazabiliriz. Yani bir molekül maltoz oluştuğunda bir molekül su açığa çıkar. 50 maltoz molekülünde 50 molekül su açığa çıkardı. En başta bize verilen bilgide ise 100 molekül suyun açığa çıktığı söylenmiş. Bu yüzden D seçeneğinin de yanlış olduğunu görüyoruz. 100 molekül sükroz sentezi olabilir mi inceleyelim sükroz, glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşur. Bir disakkarittir. Sükroz oluştuğunda tıpkı maltozda olduğu gibi her bir sükroz molekülüne karşılık bir molekül su açığa çıkacaktır. Sükroz molekülünün yüz olması durumunda su da 100 olacaktır. Çünkü kat sayıları aynı. Bir sükroz oluştuğunda bir molekül su açığa çıkar. 100 sükroz oluşabilmesi için, sentez yapılabilmesi için 100 molekül su oluşur. Daha doğrusu 100 molekül sükroz sentezi yapıldığında 100 molekül su oluşur. Görüldüğü gibi cevabımız E seçeneği olur. şekilde X, Y, Z olarak adlandırılan kısımlar hücre iskelet elemanlarıdır. Hücre iskeleti elemanları sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Bakteri ve arke gibi prokaryot hücrelerde bulunmaz. X ile gösterilen ara filamenttir. Y ile gösterilen mikrotübüldür. Z ile gösterilen ise mikrofilamenttir. Hücre iskelet elemanlarından mikrotübül sentrozomun oluşturulmasında etkili olmaktadır. Aynı zamanda bir hücreli canlılarda sil kamçı gibi yapıların oluşmasında etkilidir. Çekirdeğin ve organellerin yerinin sabitlenmesinde ara filamentler görev almaktadır. Hücrelerin birbirine tutunmasında da yine hücre içi iskelet elemanları görev alır ancak arke türlerinde zarlı organellerin hareket etmesi Kesinlikle yanlış olur çünkü hücre iskelet elemanları olan ara filament, mikro tübül ve mikro filament sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Arke ise prokaryot bir hücredir. Prokaryotlarda hücre iskelet elemanları bulunmaz. Aynı zamanda prokaryot canlılarda zarlı organellerde bulunmaz. Prokaryotlar zarlı çekirdeği ve zarlı organelleri olmayan hücre yapısına sahiptir. Bu yönleriyle B seçeneği yanlış olur ve cevabımızdır. Ayrıştırıcı canlılar salgıladıkları enzimlerle organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür. Böylece doğadaki madde döngülerinde önemli rol oynarlar. Ayrıştırıcı bir canlı etkisiyle gerçekleşen olaylardan hangilerinin hücre dışında meydana geldiği sorulmuş. Ayrıştırıcı canlılar hücre dışına organik maddenin bulunduğu ortama enzim salgılar dolayısıyla enzim substrat kompleksi hücre dışında gerçekleşir. Sindirim olayı hücre dışında gerçekleştiği için besin monomerlerinin oluşması da hücre dışında gerçekleşir. Organik yapı taşlarının inorganik yapı bileşiklerine yıkımı hücre dışında gerçekleşmez. Organik yapı taşlarının yani besin monomerlerinin oluşması hücre dışında gerçekleşir. Organik yapı taşları hücre dışında hidroliz ile oluştuktan sonra hücre içerisine alınır. Bu organik yapı taşlarından inorganik bileşiklere yıkım olayı hücresel solunumdur. Hücresel solunum olayı sadece hücre içerisinde gerçekleşebilir. Bu durumda hücre dışında meydana gelebilen olaylar 1 ve 2'dir. Cevabımız C seçeneği olur.